Türkiye'de şöyle bir yaygın kanaat var arkadaşlar. Birileri diyor ki 2023 seçimlerinde ya Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu, bu iki isimden biri muhakkak ama muhakkak Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek. Başka çaresi yok, kaçarı yok diyorlar. Bu kadar da iddialılar. Eyvallah peki. O zaman gelin kendimize birkaç soru soralım ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde bu iki isimden birini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterir mi göstermez mi sorusunun cevabını birlikte arayalım. Şimdi bir genel başkan düşünmenizi istirham ediyorum. Bu genel başkan partinin başına gelebilmek için bir kaset komplosuna meze olmayı göze alabilecek kadar çıldırmış bir genel başkan. Bir genel başkan düşünün, partinin başına geçtikten sonra ülkenin de başına geçebilmek için gerektiğinde PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte böyle can ciğer olan, onlarla işbirliği yapmakta beis görmeyen bir genel başkan. Bir genel başkan düşünün. Yurt dışında barbar Batı ülkelerine gelin ülkemize müdahale edin, Recep Tayyip Erdoğan'ı birlikte devirelim diyebilecek kadar onların silahlı kuvvetlerini ülkesine davet edebilecek kadar çıldırmışlık örnekleri gösteren bir genel başkan. Yurt dışından gelen turistlere gelmeyin, burada can güvenliğiniz yok, burada diktatör var diyen, bunu derken ülkesine kötülük ettiğini bile bile bu sözleri sarf eden bir genel başkan. Bu örnekleri çoğaltabilirim ve bu genel başkan gözden kaçmasın lütfen, 70 küsür yaşında, Allah uzun ömürler versin. Belki de ömrü hayatının son seçimine girecek. Bir sonraki seçim 6 yıl sonra, o günleri görür mü görmez mi belli değil. Şimdi bu genel başkan bütün bu hırslarını bir kenara bırakıp efendim 2023 seçimlerinde daha önce esameleri okunmayan Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'ndan birini ben Cumhurbaşkanlığına aday gösteriyorum der mi? Bence demez. Ama der kardeşim çok fedakar bir insandır diyorsanız, valla bence çok iddialı konuşuyorsunuz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir şart, sadece bir şartla genel başkanlığına adaylığını koymaz, biliyor musunuz? O şart ne mi? Şu. 9 seçim kaybetmiş, adı hezimetlerle anılan ve ilk defa kendisini 9 kez mağlup eden lideri ilk defa çok zor durumda yakalayan Kemal Kılıçdaroğlu, eğer bu zor durum devam ederse ve oy farkı hani 8-10 puana, 12 puana ulaşırsa, evet ben Cumhurbaşkanlığına adayım der. Ve vallahi yine korka korka der. Ulan bir yerden bir şey yapar bu Recep Tayyip Erdoğan diye yine böyle ürkerek der. Ama 2023'ün başlarında, 2022'nin sonlarında hani şu doğal gaz evlere girerse, hani işte bilmem tok sahne alırsa, hani ekonomik darboğazdan Türkiye çıkarsa ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden oylarını yükseltmeye başlarsa, Kemal Kılıçdaroğlu bir seçim hezimeti daha yaşamamak için ve başarısız olmuş bir genel başkan olarak CHP genel merkezinden tekme tokat kovulmamak için Cumhurbaşkanlığına aday değilim diye açıklama yapar. Şimdi altını çizerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu şartlarda ben Cumhurbaşkanlığına aday değilim diye geri plana çekilse dahi Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na sıra gelmez. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu her iki isimden birinin Cumhurbaşkanlığında kendisinin siyasi başarısı olmayan bir genel başkan olarak siyaset sahnesinden silinip gideceğini biliyor. Peki bu durum en çok kimin işine yarar? Şimdi aslında son dönemlerde kendini bu noktada çok iyi kamufle eden ve benim şahsi görüşüme göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı için böyle foto finişi bekleyen bir isim var. Meral Akşener. Dikkat edin Sayın Meral Akşener, son seçimlerden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğini söyledikleri günden bu yana ben başbakan olacağım diyor. Bana göre bu bir kamuflaj.
Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki hezeyanları, böyle saçma sapan çıkışları, işte orayı basması, burayı basması, Recep Tayyip Erdoğan kaçacak demesi, elektriğini ödememesi, Meral Akşener bütün bunlardan sonra partisinin oy oranı yükseliyor ve CHP'den bu oyları kemirdiğini görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi ve Mansur Yavaş gibi bir yerde kendisini imha edeceğini, patlatacağını biliyor. Ve o günü bekliyor. Dediğim gibi foto finişe gelinen noktada, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı noktada Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçerse Meral Akşener diyecek ki beni aday göstereceksiniz. Daha önce Abdullah Gül'e engel olmuştu. Şu anda 7 partiyi oluşturan Millet İttifakı partileri içinde Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek kimse yok. O vasıfta, o kalıpta, o kalibrede kimse yok. Yani Temel Karamollaoğlu, işte Ali Babacan, işte Ahmet Davutoğlu, işte Gültekin Uysal, yok bilmem işte HDP'nin başındaki kişiler. Bunlar Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmez. Gösterilseler de çok zayıf bir ihtimal olur onların seçimi kazanması. Meral Akşener bence o günü bekliyor. Ama Meral Akşener o günü beklerken de siyasi tartışmaların içinde yıpranmamak için kendini ben başbakan olacağım diye kamufle ediyor. Hadi diyelim ki Meral Akşener doğru söylüyor. Şimdi bu doğru söylemiyor da, yani kamuoyunun zihnini bulandırıyor. Yani Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığından ziyade başbakan olabilmesi için kaç yıla ihtiyaç var? Neredeyse 4 yıla. Niye bunu söylüyorum? 2023 seçimlerinden sonra 4 yıla. Bugün itibariyle neredeyse 5-5,5 yıla ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Şimdi Millet İttifakı %60'a yakın bir oy potansiyeliyle gelecek de 400 milletvekilini çıkaracak da, o 400 milletvekilini çıkarırlarsa doğrudan anayasayı değiştirme ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçme noktasında anayasayı değiştirebilirler. Ama eğer 400 milletvekilini yakalamazlarsa ne olacak? Daha önce de size anlatmıştım. Bir referanduma gidecekler, değil mi? Süreci başından itibaren anlatayım. Seçim oldu, Millet İttifakı seçimi kazandı. Ne diyorlar? 2 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini dönüştürüp parlamenter güçlendirilmiş sisteme geçeceğiz diyorlar, değil mi? 2 yıl gitti mi kardeşim? Sonra referanduma gittiler. Referandumdan sonuç çıktı. Etti mi sana 3 yıl? O referandumun sonucuna göre bir kere daha seçime gittiler. Bunların hepsinin arasında bir mesafe var. Etti mi sana 4 yıl? 4 yıl sonra ülkenin ekonomik koşulları, dış ülkelerin, dış dünyanın, global dünyanın bize getirdiği, yüklediği sorunlar ne olacak, bunu kimse bilmiyor. Çok daha berbat bir duruma giderse ülke, Meral Akşener'in 4 yıl sonra parlamenter sistemde seçimi kazanıp kazanmayacağının garantisi var mı? Ya da Millet İttifakı'nın? Bence sıfır. Şimdi Meral Akşener akıllı bir kadın. 4 yıl sonrasının planını, yani daldaki kuş değil bu şey, bu seçim. Eldeki kuş değil, bu hayali bir kuş. Bir hayali kuşa bakıp o kuş gelip benim dalıma konacak der mi? Demez. Sözün özü, Meral Akşener bu süreci çok iyi değerlendiriyor. CHP tabanına da oynayan açıklamalar yaparak, HDP'den uzaklaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Selahattin Demirtaş'ı affedeceğiz, çıkaracak demesini, Cumhurbaşkanı kaçacak demesini de gözeterek CHP'den kendisine oy geldiğini görüyor. %20 oranında bir oya ulaşmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. İddiam şu: olur olmaz, günün şartları neyi getirir bilmiyoruz. Siyasette bir gün bir gündür derdi Demirel. Eğer bugünkü konjüktörde giderse 2023 seçimlerine 6 ay kala Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Millet İttifakı'nda Meral Akşener ön plana çıkacak ve gerçekten Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak. Ama ekonomi düzelir de, dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu 8-10 puan fark attığını görürse anketlerde, bir ihtimal Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyar. Onun dışında Meral Akşener'e o koltuğu tıpış tıpış teslim edeceğini, tamam ben olmuyorum sen ol diyeceğini
şimdiden görebiliyorum.